بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Rabbim Celle Celaluhu cumamızı mübarek eylesin. Bayramımızı hakiki bayramlara vesile eylesin. Daha nice Ramazan-ı Şeriflere idrak edip ihya etmeyi nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'te yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, ibadeti gerçekten kaliteli olup kabule şayan buyurduğu kulların ibadetine ilhak ile makbul ve mebrur eylesin. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bütün varlıkların Hâlıkıdır. Sadece insanların değil, bütün varlıkları yaratan, Hâlık yaratan demektir. Bütün varlıkların yaratıcısı O'dur. Hepsinin de sahibi O'dur. İçimizde, dışımızda, yerde ve gökte tasarruf hakkına sahip O'dur. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil eder. Dilediğine uzun ömür verir, dilediğine kısa ömür verir. Dilediğini zengin kılar, dilediğini fakir kılar. Dilediğine evlat verir, dilediğine vermez. Dilediğin evladını zeki, akıllı yapar. Dilediğinkini istediği gibi yapar. Hakimiyet kayıtsız, şartsız Allah'ındır. Bütün varlıkların Hâlıkı olan Allah, her şeyin Mâliki olan Allah, iğneden ipliğe kadar, biz insanlara ayrı bir değer veriyor varlıklar içerisinde. En değerli varlıklar insanlardır. İnsanlar için de kainat yaratmıştır. Peki insanlar içerisinde en değerli kimdir? Allah-u Teala bizim neyimize değer veriyor? Diyor ki kullarım, sizin benim nezdimde en değerliniz, en çok takva olanınızdır. Takvanın bulunduğu yer neresidir? Kalptir. Et-takva hâhuna, et-takva hâhuna, et-takva hâhuna Efendimiz buyurmuş. Takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır. Yani insanın kalbindedir. Ne demektir? Yani gözle gözükmez bu. El, ayak gözüktüğü gibi, kafa, kulak gözüktüğü gibi takva gözükmez. Takva insan ahlakıdır. Takva insanın ahlakıdır. Bir insanın insanlarla olan iyi geçimine ne diyoruz? Güzel ahlak diyoruz, değil mi? İnsanlarla güzel geçim nasıl ki güzel ahlakı ifade ediyorsa, bir adam anasıyla, babasıyla, eşiyle, çocuklarıyla iyi geçiniyor. Komşularıyla iyi geçiniyor. Amiriyle, memuruyla iyi geçiniyor. Bu ne demektir? Arkadaş iyi ahlaklı demektir. Rahmetli İhsan Efendi hocamız vardı. Allah ona da bütün ölülerimizi de rahmet eylesin. Talebeyiz. Çok seviyoruz hocamızı. Bakıyoruz ki etraftaki cemaat de çok seviyor. Bir gün rahmetli babama dedim ki, baba dedim ya, bizim Ehsan Efendi hocamızı herkes çok seviyor dedim. Dedi ki bana, o onun ahlakındandır. Hoca olduğundan dolayı değil bak, ahlakındandır. Her hoca o kadar sevilmiyor.
Demek ki insanı çevresine sevdiren hacı da olsa, hoca da olsa nedir? Güzel ahlakıdır. Ahlak, kıymetli dostlar, merkez olarak kalpte bulunur. Ancak insan hayatına yansır. Bir insan anasıyla geçinemiyorsa, babasıyla geçinemiyorsa, eşiyle geçinemiyorsa, komşusuyla geçinemiyorsa, çocuklarıyla geçinemiyorsa burada bir sıkıntı var. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Mümin başkasıyla güzel geçinir. Başkası da onunla güzel geçinir. Başkasıyla güzel geçinemeyen, kendisiyle güzel geçinilemeyen insanda hayır yoktur. Demek ki bir insan çevresine bir bakmalı. Anamla geçinemiyorum. Anam kötü. Babamla da geçinemiyorum. O da kötü. Eşimle de geçinemiyorum. O da kötü. Ya herkes kötü de bir sen mi iyisin? Sen başkasıyla geçinemiyorsan hep kusuru onda bulmayacaksın. Bir gün bir arkadaşımla tartıştım yıllar öncesi. Bana göre de ben haklıydım. Ve yine bana göre de elinden tuttuğum bir arkadaşımdı. Tartışınca dozajı biraz yükselterek bana biraz fazla bağırdı. Hak etmediğim şekilde bana göre bağırdı. Benim de canım çok sıkıldı doğrusu. O zaman bir şey söylemedim ama yani eve gidinceye kadar böyle aldım verdim falan, canım çok sıkıldı. Bir gün sonra yine buluştuk beraber. İş göreceğiz. Dedim ki ona ben, yine dedim ben seni idare edeceğim dedim, idare etmek mecburiyetindeyim. O da o zaman bana dedi ki, sen zannediyorsun ki sen bizi idare ediyorsun sadece, biz de seni idare ediyoruz. Çok hoşuma gitti. Yani ben sadece benim idare ettiğim tarafı görüyorum, idare edildiğim tarafı görmüyorum ki. Yani bir insanla geçinemiyorsam niye hep suç ben onda olsun ki? Biraz da İnsan kendi kendini eleştirmesi lazım. Şimdi adam geliyor bana, diyor ki hocam diyor, biz hanımla diyor aramızda diyor ciddi bir geçimsizlik var diyor. Bize diyor sihir mi yaptılar diyor. Ben diyorum sihir işinden anlamam. Hocam bir şey vardır. Diyorum ki ne zamandır böyle geçimsizlik var? Eskiden beri. Kardeşim sihirden değildir bu, huysuzluktandır bu. Sen eskiden beri çok güzel huzur içerisinde yaşıyorsun. Efendim birdenbire beklemediğin sebeplerle hava değişti. O zaman düşünebilirsin sihir midir, nazar mıdır, nedir diye düşünebilirsin. İhtimaldir. Ama sen 10 senedir geçinemiyorsan o zaman bir huysuzluk var. Kimde huysuzluk var? Ya sende, ya onda, ya ikinizde. Hiçbir zaman suçu bir tarafa tamamen atmamak lazım. Kıymetli dostlar, insanın eti koyunda da var. Hatta koyununki daha güzeldir, yenir hiç olmazsa. Koyun eti yenir, bizim etimiz yenmez. O zaman insan etiyle, kemiğiyle değerli değildir. İnsan ahlakıyla değerlidir. Güzel ahlaklı olmak mümine yakışır. Takva da güzel ahlakın motorudur kıymetli dostlar. Nedir takva? Allah'a karşı saygı. Peki Allah'a karşı saygısı olan bir insan anasının hakkına dikkat eder mi? Babası hakkına dikkat eder mi? Eşinin hakkına dikkat eder mi? İşinin hakkını verir mi? Allah'tan korkan bunların hepsini yapar. İşini yaparken hakkını verir. Eşinin hakkına dikkat eder. Çocukların hakkına dikkat eder. İşçisinin hakkına dikkat eder. Patronun hakkına dikkat eder. Takva bir işçinin kalbindeyse patrona haksızlık yapamaz. Takva patronun kalbindeyse işçiye haksızlık yapamaz. Takva erkeğin kalbindeyse hanımına haksızlık yapamaz. Hanımının kalbindeyse kocasına yanlış yapamaz. Bugünlerde, bu zamanda daha doğrusu, eşini aldatan insanların sayısı çok fazla. Eşini aldatan insanların sayısı çok fazla. Adam bunu maharet zannediyor. Eşini aldatmayı maharet zannediyor. Peki ahlaksızlık değil mi? Eşini aldatmak ahlaksızlık değil mi? Hazır sana Allah nikahlı bir hanım verdi. Nikahlı hanımın varken, yıllarca senin derdini çekmişken, sen bunu aldatıyorsun.
ve toplumda da adam diye geçiniyorsun. Sahtekar. Buna sahtekar derler. Eşini aldatan sahtekardır. Kıymetli dostlar, bazı kelimeler toplumda ağır gibi gözükür ama ancak onu yerine koyduğun zaman ağırlığı anlaşılır, gerçek gücü anlaşılır. Şimdi çok affedersiniz, bir insan eşi vardır, öyle veya böyle ihtiyaç duymuştur, ikinci bir eş imam nikahıyla almıştır, yer yerinden oynuyor. Veya almıştır, çocukları vardır, resmen üzerine kaydedilebilmesi için resmiyette buna bir kanun hakkı çıksın falan dendiği zaman gazeteler, basın falan ayağa kalkıyor. Ama aynı adam bir tane değil, 10 tane, 20 tane hanımla affedersiniz yolsuz yaşasa, gayrimeşru yaşasa ona kimsenin sesi çıkmıyor. Bakınız, Allah emriyle olunca, izinle olunca, dini müsaadeyle olunca ne oluyor? Herkes feveran ediyor. Ama eşini aldatıyor, efendim başkalarıyla beraber gayrimeşru yaşıyor, eşi olduğu halde. Buna kimsenin sesi çıkmıyor. Peki çok affedersiniz, buna namussuzluk denir mi denmez mi? Yani şöyle söyleyeyim. Senin kızına birisinin çocuğu sarkıntılık yaparsa ahlaksızlık. Doğru mu? Senin oğlun birisinin kızına sarkıntılık yaparsa gençtir bunlar. Öyle mi? Adalet mi bu? Senin kızına başka delikanlı sarkıntılık yaparsa ahlaksız. Affedersiniz. Senin oğlun başkasının kızına sarkıntılık yaparsa gençtir bunlar. O zaman o çocuktaki bu ahlaksızlık biraz da babasından kaynaklanıyor. Biraz da babasından kaynaklanıyor. Ahlaksızlığı erkek yaptığında ahlaksızlıksa kız da yaparsa ahlaksızlıktır. Benim oğlum da yapsa ahlaksızlıktır. Benim kızım da yapsa ahlaksızlıktır. Bu bakımdan kıymetli dostlar, çok açık ve net söylüyorum. Birimizin eşi bir başka erkekle münasebet kurmuş olsa hazmeder miyiz? Ahlaksızlık mı? Evet. Ya bizim eşimiz başkasıyla münasebet kurarsa ahlaksızlık oluyor. Çok affedersiniz, namussuzluk oluyor da biz başkasının eşiyle, başkasının kızıyla gayri ahlaki bir münasebet kurarsak bizimkinin adı değişiyor mu yani? O neye benziyor? Bizim kızımıza başkası sarkıntılık yaparsa ahlaksız, bizim delikanlı başkasının kızına sarkıntılık yaparsa gençtir bunlar. Olur mu öyle şeyler? Böyle adalet mi olur? Böyle adalet olmaz. Ahlak insanın kalbindedir. O kalpte ahlak olduğu zaman kızına birisi sarkıntılık yaptığında nasıl değerlendiriyorsan oğlunla birisine sarkıntılık yapsa aynı değerlendirirsin. Çünkü terazi terazidir. Adalet terazisi ise teraziye koyduğu zaman bir kilo bir kilodur, iki kilo iki kilodur. Yanlış yanlıştır, doğru doğrudur. Şimdi tekrar okuduğum ayeti kerimeye dönüyorum. İnne ekremeküm indallahi etkâküm. Allah nezdinde en değerliniz, en takva olanınızdır. Takva nedir? İnsanın kalbindeki ayarlardır. İnsanın kalbindeki ayarlardır. Bu ayarların Allah'a bakan tarafı var, kullara bakan tarafı var. Kullara bakan tarafında da ilahi kriterler var mı? Var tabii. Yani bir Allah'a bakan tarafı var. Ne demek Allah'a bakan tarafı var? Allah sana içkiyi haram kıldı. Peki o zaman kalbinde takva varsa içki içebilir misin? Allah'a saygı varsa içebilir misin? İçemez. Allah yalanı haram kıldı. Kalbinde takva varsa bunu yapabilir misin? Allah domuz etini haram kıldı. Peki domuz eti yer misin? Hayır. Kardeşler, ben size bir şey sorayım. Şu anda beni dinleyenler içerisinde, siz dostlarımız içerisinde domuz eti asla hiçbiriniz yememişsinizdir. Bile bile yememişsinizdir. Niye? Koyun etinden ne farkı var ki?
Öküz tosun etinden, koyun, sığır etinden ne farkı var ki? O da et, o da et. Pişirseler, önünüze koysalar, demeseler bu domuz etidir, anlayabilir misiniz? Anlayamazsınız. Ama bilseniz ki bu domuz etidir, yer misiniz? Yemezsiniz. Niye yemezsiniz? Haramdır diye. Peki yalan da haram değil mi? Domuz eti haramdır diye yemeyen, yalan haramdır, onu niye söylesin ki? Gıybet haram değil mi? Eğer domuz etinden haramdır diye kaçıyorsa niye gıybet ediyorsun? Gıybet de haram değil mi? Peki domuz eti haramdır diye kaçıyorsun, niye başkasının eşini aldatıyorsun? O haram değil mi? Yani ahlak bir bütündür kıymetli dostlar. Bir insan temizse temizdir. Temiz insanın, affedersiniz, iç çamaşırı da temizdir, dış çamaşırı da temizdir. Adam temiz değilse evi de pistir, iş yeri de pistir. Şimdi eğer sende bende takva varsa bu bizim Allah'a bakan tarafımızı da düzenler, kullara bakan tarafımızı da düzenler. Kullara bakan tarafında Allah diyor ki komşunuza iyi davranacaksınız diyor. Şimdi komşumla olan münasebetlerim ahlakı gerektirir mi? Ahlakı ortaya koyar mı? Elbette koyar. Komşuma iyi davranıyorsam ahlaklıyım, iyi davranmıyorsam ahlakımda sıkıntı var demektir. Ama bunun ilahi tarafı da var mı? Tabii ilahi tarafı da var. Bir kafir bile komşusuyla iyi geçiniyorsa ahlaklıdır, iyi geçinmiyorsa ahlaksızdır. Ama bir Müslüman olarak baktığımız zaman, komşumla iyi geçinmediğim zaman ahlaki durum ne kadar söz konusuysa Allah Celle Celaluhu da bunun hesabını soruyor bana. Komşuna iyi davran diyor bana. Kötü davrandığım zaman hem komşumun gözünde kötü oluyorum hem de Allah nezdinde kötü oluyorum. Yani yarın ahirette Cenab-ı Hak da bunun da hesabını vermiş olacağım. Kıymetli dostlar, diyelim ki eşlerimiz. Eşlerimiz bizim eserimiz mi? Kölemiz mi? Değil. Eşimizin de aynen bizim sahip olduğumuz haklar gibi hakkı var mı? Var. O zaman eşimize bir insan değeri vermek, onun hakkına, hukukuna riayet etmek, ona da söz hakkı vermek, onu da dinlemek, ona da değer vermek gerekmez mi? Gerekir. Peki Allah Celle Celaluhu peygamberi vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem eşlerimizi, kadınları bize emanet ettiğini söyledi mi? Söyledi. O zaman kadınlarımız, kızlarımız, eşlerimiz bizim elimizde Allah'ın emanetleridir. Yarın ahirette bu emaneti nasıl koruduğumuzu söyleyecek, soracaktır. Şimdi gencecik hanım kızlar, mevsimi itibariyle yaz mevsimi açılıyor. Omuzlar açık. Dizden aşağısı açık. Göğüslerin büyük bir kısmı, sırtı tamamen açık. Hele hele şimdi bir moda çıktı. Düğünlere kadınlar giderken, bilemiyorum bu moda kimlere nasıl tam uygulanıyor. Yani sırtı tamamen açık, omuzları tamamen açık, açıklıkta yarış yapıyorlar. Geçenlerde Hollanda'da bir düğüne gittim. Düğüne gittiğimde Anadolu'lu insanlar düğünde evin önünde efendim Anadolu örf adetlerini uygulayarak efendim işte zurna çalıyorlar, kız evden çıkarken def çalıyorlar. Dedim ki oradaki arkadaşlara, Hollandalılar, buradaki insanlar sizin bu düğün merasimlerinize çok dikkatlerini çekiyor dedi. Dedim onlar dedim sizi örnek alıyorlar mı dedim. Onlar da bunu yapıyorlar mı? Dedi ki hocam onlar dedi bizi başka yerde örnek alıyorlar. Bizim kızlarımız çok açılıyor. Onların kızları bu kadar açık değildi. Çok açılmakta onlar bizi örnek alıyor. Yani bizim kızlarımız orada ne yapıyor? Çok affedersiniz, gavurların açılmadığı kadar açılıyor. Oradaki kızlar da bizim kızlarımızı görerek onlar da biraz daha fazla açılmaya başlıyorlar. Şimdi kardeşler, bakınız, benim burada konuşmam rahat, kolay. Sizin orada dinlemeniz çok daha kolay. Ama yarın Allah'a hesap vermek ne benim için kolay, ne de sizin için kolay. Kızlarımız bize emanet mi? Emanet. Bir baba olarak sen kızına Allah'ın vermediği hürriyeti veremezsin. Allah'ın sana, eşine vermediği hürriyeti veremezsin. Seneler öncesi kocaman bir hanım kız yaz okulunda, yaz kursunda baktım kocaman kız. Dedim ki kızım kaçın sınıfa gidiyorsun? Dedi ki liseye gideceğim.
Dedim ki gel Kur'an kursuna. Kız Kur'an kursuna. Hem liseyi okursun hem de hafızlık yaparsın. Yok dedi, ben liseye gideceğim. Dedim ki kızım, senin annen örtülü mü? Dedi ben, annem örtülü dedi, dindardır. Bakkala başını açarak gider mi? Gitmez dedi. Kızım dedim, annene başını açarak bakkala sokağa çıkmak haram da, evlidir, kocası var. Evli olan, kocası olan bir kadın başını açarak, kolunu açarak sokağa çıkması, bakkala gitmesi haramsa, gencecik bir kız başını, kollarını açarak, parfümünü sürünerek, ojelerini sürerek sokağa gitmesi veya delikanlı arasına gitmesi ne kadar doğrudur dedim. Şimdi ben size soruyorum kardeşlerim. Yarın ahirette Allah'ın huzuruna çıkacağız. Eşleriniz başörtülü. Ve inandığım şekliyle söylüyorum, imkan nispetinde harama helale dikkat ediyoruz. Ama gencecik kızlar veya düğünlere gönderdiğimiz gencecik hanım kızlar omuzunu açıyor, saçını açıyor, sırtını açıyor. Ben Müslüman değilim diyenlere bir şey demem, o zaten inanmıyor. Ama Müslümanım diyene soruyorum, haram diye bir şey var mı, yok mu? Bu haram seni ilgilendirir mi, ilgilendirmez mi? Canın böyle istiyor, kardeşim sen canının kulu musun, Allah'ın kulu musun? Dediler ki, ya Resulallah, sen şimdi bizi savaşa çağırıyorsun ama yaz ortası, sıcak çok fazla. Bu sıcakta, bu hararette savaşa gitmek mümkün mü? Çok zor dediler. Allah ayet gönderdi. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرَّا Habibim de ki, cehennem ateşinin harareti daha fazladır. Ya cehennemin ateşine dayanacaksınız ya buna dayanacaksınız dedi. Şimdi kıymetli dostlar, bakınız. Biz kendimizi değiştirmedikçe Allah da bize olan muamelesini değiştirmez. Yani biz Allah'a isyan bayrağını açarsak, bunu yapmaya ısrar edersek Allah belasını gönderir mi? Gönderir. Sabreder, sabreder, sonunda gönderir. Bu sokaklarımızın haline baktığımız zaman gerçekten gelecekle ilgili ümitsizleşiyoruz. Ramazan'da çoğunuz sokaklarda dolaşınca ümitsiz oldunuz, sigara içen, orucunu yiyen insanlar. Bir kardeşime dedim ki, ya ben bir defa iki defa çıktım, çıktığıma pişman oldum. Hocam dedi, sen İstanbul'u öp başına koy. Ben İzmir'e gittim, Ramazan uğradığına dair bir alamet görmedim dedi. Antalya'nın belli yerlerine gittim, Ramazan uğradığına dair bir alamet görmedim dedi. Kardeşler, şimdi şunu söyleyeyim. Allah var mı yok mu? Varsa Allah'ın bizim üzerimize tasarrufu var mı yok mu? Hakkı var mı yok mu? Ya diyeceğiz ki Allah vardır ama bize tasarruf hakkı yoktur. Yapma ya. Senin oğlun üzerinde, eşin üzerinde tasarrufun var, işin üzerinde tasarrufu var. Kainatın sahibi olan Allah senin üzerinde tasarruf sahibi olmayacak. Böyle bir dünya yok ki. Böyle bir dünya yok. Allah varsa, haram ve helal varsa, kardeşim neden? Patron kızacak diye dikkat ediyorsun, üzülüyorsun, işine erken gidiyorsun. Acele acele koşuyorsun, geç kaldın, patron görürse kızacak diyorsun. Patron kızacak diye korkuyorsun da, Allah kızacak diye niye korkmuyorsun? Trafikte EDS yakaladı diye hemen ay yakalandım deyip üzülüyorsun da, peki kiramen katibin yakaladı diye niye üzülmüyoruz? Var olan Allah'ı niye yok gibi kabul ediyorsun? Eninde sonunda paranın pulun geçmediği, çeneni bile sallayamayacağın, parmağını bile sallayamayacağın bir vaziyette Allah'ın huzuruna çıkacak mısın, çıkmayacak mısın? Çıkacaksın. Ne söyleyeceksin, söyler misin bana? Ne söyleyeceksin? Kulum, kainatın sahibi, senin de yaratıcın olarak ben sana emrettim. Şunları da yasakladım. Hangi cesaretle bunları yaptın derse ne diyeceğiz ki biz? Onun için kardeşler, Allah'ımız kainatın sahibidir. O birdir. Alternatifi yoktur.
Bir kadınla evlenirsin, anlaşamazsın. Anlaşamayabilirsin. Boşarsın, başkasıyla evlenirsin. Bir kadın bir erkekle anlaşamayabilir. Bir patronla anlaşamayabilirsin. Başka patron bulursun. Sen patron olursun. Ama Allah ile anlaşamamak diye bir şey var mı? Allah ile anlaşamayınca başka Allah mı bulacaksın? Haşa. Allah'a küsünce haşa başka Allah mı bulacaksın? Var mı alternatif? Allah'ım sen beni öldürmeye karar verirsen ben de giderim falanca Allah'a, haşa, falanca ilaha giderim, o bana ömür verir diyebilir misin? Sen beni hasta edersen falanca iyileştirir diyebilir misin? Sen benim rızkımı kesersen falanca benim rızkımı verir diyebilir misin? Var mı Allah'ın alternatifi? Yerlerde göklerde Allah'ın alternatifi yok. Allah birdir. Hepimiz o bir olan Allah'ın rızasını kazanmak mecburiyetindeyiz. Bunun başka yolu yok. Dünya gelişimiz elimizde değil. Doğru mu? Gidişimiz elimizde mi? Değil. Ne gelişi elimizde ne de gidişi elimizde. Bu arada bir fırsat verdiler bize. Verdi bize Rabbimiz Celle Celaluhu. Bir şeyler yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Kıymetli dostum. Patronumuz kızsa zarar etmez. Eşimiz kızsa zarar etmez. Allah'ı kızdırmayalım. Hoca efendim Allah kızar mı? Yok ya. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, okuyayım size. Kur'an'dan ayetini okuyayım size. Tercemesini isterseniz siz yapın. Yani ben sadece affedersin tercemesini vereyim. Yorumunu siz yapın. Diyor ki Allah Celle Celaluhu Ahzab suresi 57. ayet-i kerime. O insanlar ki Allah'a ve Resulüne eziyet ederler. O insanlar ki Allah'a ve Resulüne eziyet ederler. Dünyada da ahirette de Allah'ın laneti onların üzerinedir. Ve onlara onları rezil edici bir azap hazırlamıştır. Soruyorum size. Sen ben Allah'a nasıl eziyet edebiliriz ki? O zaman tedbirli hareket etmek lazım. Senin benim Allah'a eziyet etmem ne demektir? Eğer biz Allah'ın haramlarını cayır cayır işliyorsak, kardeşler, ben size desem ki ey cemaat, Allah'ın emrine inkıyat için buraya geldiniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. İyi yaptınız geldiniz. Faize bulaşmayan parmak kaldırsın desem, kaç kişi faize bulaşmamış kalır? Size desem ki kardeşler hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ne iyi yaptınız geldiniz. Evinde beynamaz olmayan parmak kaldırsın. Kaç kişiniz parmak kaldırabilirsiniz? Kardeşler hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evinde açık saçık olmayan parmak kaldırsın desem kaç kişi parmak kaldırabilir? Yıkıldık kıymetli dostlar. Müslümanız ama birçok yerden hani bir depo var. Bir deponun oradan su kaçırıyor, buradan su kaçırıyor, şuradan su kaçırıyor. Sen doldur içerisini bakayım, nasıl dolacak ki? Bir havuzun her tarafından kaçak varsa o havuzu siz nasıl dolduracaksınız ki? Elhamdülillah imanımızda hiç sıkıntı yok. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. En sağlamımız imanımız. İyi ki o var. O bizi buraya getirmişti. Birçok güzelliklerimiz de var. Bir Ramazan-ı Şerif'i tatlı bir şekilde beraber geçirdik. Ama ben siz kardeşlerimle şunu çok net paylaşmak istiyorum. Sizin elektrik kaçağınız olsa ne yaparsınız? Olsun canım mı dersiniz? Musluğunuz kaçak verse durmadan tık 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 damlasa, kaçarsa kaçsın mı dersiniz? Doğal gazınız bir yerden kaçak yapsa mühim değildir mi dersiniz? Onu hali üzerine mi bırakırsınız? Hayır. Ne damlayan musluğu hali üzerine bırakırsınız, ne kaçak olan doğal gazı hali üzerine bırakırsınız, hemen çaresine bakarsınız. Doğru mu? Doğru. Çünkü bunlar faturaya yansıyor. Bunların hesabını sen ödeyeceksin. Su damlıyorsa, su efendim boru delindiyse damlıyorsa, damlarsa damlasın. İskinin suyu gidiyor der misin? İskinin suyu gidiyor ama faturada sana yansıyacaktır bu. Onun için hemen çaresine bakarsın. Ah dostum, senin din hayatında, benim din hayatımda kaçaklar varsa bu fatura sana ödettirilecek mi, ödettirilmeyecek mi?
ödettirilecek. O gayri İslami diyorum. Kur'an, benim derdim Kur'an'dır. Kur'an ve sünnettir. Kardeşler, senin ve benim nenelerimiz, nenelerimizin neneleri burnunu gösterirdi sokağa çıktığı zaman. Bu kadar da fitne fesat yoktu. Gençliğini saklardı ve gizlerdi. E şimdi gençlerimiz, kızlarımız yüzünü göstermek yetmiyor. Omuzlarını açmış, sırtını açmış. Efendim dudaklarını boyamış, ojelenmiş, mojelenmiş, saçlarını taramış, çıkıyor dışarıya. Bu senin evinde bir kaçak mıdır, değil midir? Dini açıdan bir kaçak mıdır, değil midir? Gerçekten Müslüman bir insana adı Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin olan ve kızın adı da Fatma, Ayşe, Zeynep gibi olan bir aileye yakışır mı, yakışmaz mı? Boş ver hocam derseniz, niçin evinizdeki su kaçağına boş ver demiyorsunuz da buna boş ver diyorsunuz? Evdeki su kaçağının faturasını sen ödeyeceksin diye korkuyorsun, çaresine bakıyorsun. Kardeşim, kardeşim, bu faturayı kim ödeyecek? Bunun faturasını kim ödeyecek? Eve kazançta haram geliyorsa, evde namaz yoksa, evde Kur'an yoksa, çalışan adam faiz ve krediye bulaşıyorsa, bu kaçağın faturasını kim verecek? Deponun her tarafı kaçak. Allah hepimize yardım eylesin. Niçin paylaşıyorum sizinle? Ramazan'da gönülleriniz yumuşamıştır. Gönülleriniz yumuşamıştır. Yumuşamış olan gönüllerinizi hazır yumuşamışken, etki alanı ve kapsama alanına çok elverişliyken bu yanlışları sizinle paylaşmak istiyorum. Bakınız, geçmişte şöyle bir macerayla karşı karşıya kaldım. Yıllarca önce Kocatepe'ye gelmemiştim. Eczacı bir arkadaş vardı, bana çok saygısı vardı. Uzun boylu birisiydi ama benimle karşılaştığı zaman çok saygı duyardı. Eğildi, şuydu, buydu falan. Bir gün oturdum. Geçerken oturdum efendim eczanesine. Onunla sohbet ederken, konuşurken yılbaşı yakındı. Milli Piyango biletçi girdi içeriye. Abi sana bir bilet vereyim mi dedi. Ver dedi bir bilet. Şimdi hocanın yanında piyango bileti alışverişi yapılıyor. Tamam mı? Dedim ki şimdi bunun yanında ben buna bir şey söylersem belki gurur meselesi yapar, tepki gösterir. Hele dur bakalım dedim. O biletini aldıktan sonra çıktı. Bileti satan çıktı. Dedim ki ya dedim ben seni seviyorum, sen de beni seviyorsun. İlaçla ilgili bir konu olduğu zaman ben sana soruyorum. Çünkü senin branşına giriyor. Ama senin şimdi burada aldığın piyango bileti meselesi helallik haramlık açısından benim branşıma giriyor. Bir sorsaydın helal midir haram mıdır diye. Dedi ki hocam devlet garantisinde olan her şey helaldir dedi. Ne dedim? Devlet garantisinde olan her şey helaldir. Dedim çok affedersin. O zaman dedim Karaköy'deki kerhanede devlet garantisinde sigortalı çalışıyorlar. O da mı dedim helal? Yok yok dedi, o helal değil. Lütfen. Lütfen. Devlet garantisi insana haramı helal eder mi? Devletin haramı helal etme yetkisi var mı? Şimdi devlet diyor ki süt kardeşiyle evlenmek kanunlara göre yasak değildir. Süt kardeşi olsa bile gelse bize evlilik için müracaat etse biz nikah akdini yaparız. Resmen bunlar evlenebilirler diyor. Peki soruyorum size kıymetli dostlar. Kur'an'da süt anne süt kardeş meselesi var mı? Var. Süt kardeşle süt anneyle evlenmek haram mı? Haram. Şimdi devlet süt anneyle veya süt kardeşle evlenmeye izin veriyor diye bu harama helal diyor diye helal olur mu bu? Devletin helal etme ve haram etme yetkisi yoktur. Haram ve helal yetkisi sadece ve sadece Allah'a aittir. Meseleyi böyle bilmek lazım. Evet kıymetli dostlar. Şimdi tekrar dersimin başına dönüyorum. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu bizi etlerimizle, kemiklerimizle değerlendirmiyor. Allah Celle Celaluhu bizi ahlakımızla, takvamızla değerlendiriyor. İmanımızla değerlendiriyor. Takva dediğin ahlaktır. Allah ile olan münasebetleri ayarlamaktır. Kullar ile olan münasebetleri ayarlamaktır. Allah ile geçinemeyen adam ahlaken sıkıntıdadır. Komşusuyla, eşiyle geçinemeyen insan ahlaken sıkıntıdadır.
Hocam ben Allah ile geçiniyorum. Nasıl? Yalan söylüyor musun? Söylüyorsun. Gözünle namahreme bakıyor musun? Bakıyorsun. Kulağınla yanlış şeyleri dinliyor musun? Dinliyorsun. Faiz yiyor musun? Kredi alıyor musun? Alıyorum. Sen Allah ile geçindiğini nereden biliyorsun? Hocam Allah bana efendim veriyor da veriyor. Öyle mi? Allah sana veriyor da sen zannediyorsun Allah ile aran iyidir. Ah dostum, Allah sana az verdi be. Karun'a daha fazlasını verdi. Firavun'a devlet başkanlığını verdi. Yıllarca devlet başkanı oldu. Allah'ın dünyada vermesi Allah ile aram iyidir anlamına gelmez. Allah bana nur topu gibi bir evlat verdi. Allah ile aram iyidir. Geç onu. Nur topu gibi evlat Allah Yahudi'ye de veriyor, Hristiyan'a da veriyor, dinsize de veriyor, donsuza da veriyor. Allah ile aranın iyi olması neyle belli biliyor musun? Allah'ın haram kıldıklarından uzak duruyor musun? Allah'ın emrettiklerini yapıyor musun? Kardeş, ezan-ı Muhammed'i okun. Şimdi siz buradan çıkınca, cumadan çıkınca ne yapacaksınız? Ya eve veya bir lokantaya yemeğe gideceksiniz. Afiyet olsun şimdiden. Helal olsun, bugün oruç olmaz zaten, yiyebilirsiniz. Soruyorum size kardeşler, yemeğe ihtiyaç duyuyoruz da her gün yemek yiyoruz, doğru mu? Ne dersiniz? 5 vakit namaz yemek kadar ihtiyaç mıdır, değil midir? Vallahi ihtiyaçtır, billahi ihtiyaçtır, tellahi ihtiyaçtır. Yemek yemediğin zaman eksikliğinin farkındasın da, namaz kılmadığın zaman niye farkında değilsin? Kardeşler, Allah hepinizi cennetine koysun. Hepinizi dostluğuna kabul eylesin. Bende de sizde de ne kadar yaramazlıklar varsa Rabbim hepsini ıslah eylesin. Pırıl pırıl tertemiz bir kul olmaya, pırıl pırıl bir tertemiz bir amel defteriyle huzuruna gitmeye, hoş geldin kulum, sefa geldin kulum iltifatına mazhar olabilmeye her birimizi muvaffak eylesin. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu, bakınız, burasını iyi dinleyiniz. Namaz konusunda sadece Allah'ın namaz emri yok. Oruç da Allah'ın emri, öyle mi? Zekat da Allah'ın emri, öyle mi? Tamam. Cenab-ı Hakk'ın onlarca yüzlerce emri vardır. Ama bakın, Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı görevlendirdi. Getirdi ayeti, zekat verin dedi. Getirdi ayeti, oruç tutun dedi. Getirdi ayeti, ananıza babanıza saygı gösterin dedi. Getirdi ayeti, faiz yemeyin dedi. Namaza sıra gelince Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip namaz kılın demedi. Namaz konusunda nasıl oldu kıymetli dostlar? Namaz nerede farz kılınmıştı? Söyleyin. Miraç'ta. Yani ne demektir bu? Allah Celle Celaluhu Habibini Mekke'den Mescid-i Aksa'ya aldı. Oradan 7 kat semanın fevkine çıkardı. Gel kulum, ben sana bir talimat vereceğim dedi. Gel gel gel, seninle bir mesele görüşeyim. Aldı huzuruna, 5 vakit namazı farz kıldı. Hadi git dedi şimdi. Kardeşler, ne diyorsunuz siz ya? Allah Celle Celaluhu 5 vakit namazın farziyetini Habibine bildirmek için onu Mekke'den aldı, Mescid-i Aksa'ya getirdi. Mescid-i Aksa'dan göklere çıkardı. Göklere Miraç'a çıkardıktan sonra haydi verdim sana 5 vakit namazı, ümmetine hediye olarak götür dedi. Geldi bize 5 vakit namaz farz olarak geldi. Bunun farziyeti diğerlerine benziyor mu kardeşler? Yani sen birisini çağırıyorsun, gel yanıma gel diyorsun, seninle bir şey görüşeceğim diyorsun. Telefonla söyleyeceğin talimat başka şeydir, gel seninle özel bir mesele görüşeceğim demek daha ciddi bir mesele değil midir? Kardeşler, biz ne yapmış oluruz namazda aksaklık yaptığımız zaman? Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Habibini Mekke'den kısa bir zaman içerisinde Mescid-i Aksa'ya götürüp oradan da hiçbir peygambere nasip etmediği 7 kat semanın fevkinde huzuruna alıp gel bakayım sana özel bir talimatım var. Ümmetine yeni bir görevim var. Hediye olarak 5 vakit namazı götür bakayım dedi. Geldi bize 5 vakit namaz hediyesiyle geldi. Şimdi ben Allah'ımın bu kadar ihtimam ve itina ile Habibine verdiği bu 5 vakit namaz farziyeti görevini nasıl aksatabilirim ya? Nasıl aksatabilirim? Aksatırsam Allah ile aram iyi olabilir mi? Olamaz. İşte kıymetli dostlar, insanın kalbindeki ahlaki olgunluk, takva insanın bütün hareketlerine yansır. Allah ile olan münasebetlerini düzenler. Kullarıyla olan münasebetlerini, eşiyle, anasıyla, babasıyla, işçisiyle, patronuyla, komşularıyla olan münasebetlerini düzenler. Hazır Ramazan-ı Şerif'in içerisinden girdik, çıktık. Böyle güzel güzel kararlar alalım. Bir daha Ramazan'ı beklemeye gerek yok.
buradan aldığımız güzellikleri taşıyalım, taşıyalım. Gidiyoruz, arkadaşlar gidiyoruz. Salalar okunuyor her gün. Poşetleyip poşetleyip toprağın altına götürüyorlar. Bir gün sen de poşetleneceksin. Toprağın altına yerleştirileceksin. Hesap vereceksin. Ben de hesap vereceğim, sen de hesap vereceksin. Hesabını veremeyeceğin işlere bulaşma kardeşim, ağlarsın. Gözünün yaşını silmek için peçete de bulamazsın, selpak da bulamazsın. Ağlarken yanına ağlama ağlama diyen bir destekçi de bulamazsın. Allah bize yardım eylesin. Rabbim kalbimizi ibadet aşkıyla doldursun. Allah aşkıyla, peygamber aşkıyla doldursun. Müslümanız, Müslümanca yaşamayı her birimize nasip eylesin. Evlerimizi Müslümanın evine çevirmeye, eşlerimizi, kızlarımızı, çocuklarımızı Müslümanca yaşamaya yönlendirmeye, harama helale dikkat etmeye, hesabını veremeyeceğimiz işlerden uzak durmaya, son nefesimizi teslim ederken pırıl pırıl bir amel defteriyle teslim edebilmeye, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeye, hayatımızın tamamını Ramazan yapabilmeye her birimizi muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Lillahi'l-Fatiha.